Arkadaşlar, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Arkadaşlar, normal şartlarda bu videoyu videonun sonuna doğru çekmiş oldum. Zaten sakaldan vesaire anlarsınız. Şimdi ilk önce gelelim zehir mevzusuna. Hani bunu niye anlatıyorum? Yani kimseden bir sıkıntı olduğundan falan değil. Hani sadece sıkıntı küfürle alakalı bir şey olmuştu. Onu benim bir yani içime dert oldu ve onu anlatmak için anlatıyorum. Kimsenin de kafasında bir şey bulunmasın diye zehir mevzusunu da anlatayım. Belki önceki videoda çok net anlatmadığım için de anlatma gereksinimi duydum. Önceki videoda anlatamadığım için anlatma gereksinimi duydum. Arkadaşa düşmüş bu zehir. Arkadaş da yerden hani bakmış ki ben diyordum arkadaşa ki böyle zehir vesaire düşerse arada bak ortalaması yüksek olursa hani işimize yarar satarız vesaire basarız satarız gibisinden arkadaş da böyle yazısı silinmiş hatta üstündeki ona düştüğünü yazısı silinmiş almış bir bakmış 57 ortaya. Benim normal yayınlarım bir kişi izliyor. Bazen 5 kişi izliyor. En fazla maksimum 10 kişiye çıkıyor. Yani toplasam benim ortalama izlenmem 4 saatlik bir yayında ortalama izleyicim 3 ya da 4'tür. Dediğim gibi izlenme ortalama 3, 4 vesaire ve YouTube'a da attığım videolarda örneğin 100 kişi, 200 kişi, maksimum 1000 kişiyi görüyorum. Metin 2. Mod yayınları da yapan biriydim. Mod'daki 10.000 izlenmem var ama düşünün ki 2 yılda olmuş bir şey. Ortalama benim YouTube izlemem 100-150 civarı bir şey. Bazen 70-80 bile izlendiği oluyor. Hani vardır görürsün. Ben yayınlarda küfür eden biriyim. Yani normal doğal halim neyse onu şey yapıyorum. Ben kendimde de eleştiriyorum küfür mevzusunu. Ama artık yapışmış. Hani artık hayatımız böyle 3-5 kelimeden ibaret olduğu için bir de bastığımız item çok böyle düşük. Hani böyle bir 10 wonluk 20 wonluk bir item değil. Bayağı heyecanlandık biz. Yani yayındakilerde de heyecanlandı lan bu nasıl olabiliyor oha 57 ort vesaire böyle mevzular falan da döndü. Yayının kesidi o tamam mı? Yayının kesidi. Ben onu bipleme gereksinimi duymadım. Neden duymadım? Yani ben dedim ki en fazla hani 100 izleniyorduk belki en fazla 1000 kişi izler. 1000 kişiden de yani yorum yazmaz bile adam. Hani biri yazmış aileyle izliyorduk sen nasıl adamsın da küfür etmişsin de bilmem seni izlemem de sen nasıl yani böyle şey değil hani bir adamın bir sıkıntı durumu olur. Hani böyle bir sanki lan bu adamlara nasıl 57 ort zehir düşüyormuşçasına bir laf var. Hani o lafın şeyini zaten anlamışsınızdır. Hani bir insan böyle bir dumur olur. Hani bir şeyde bir durumda küfür etmişimdir. Hani yayında böyle ailesinin yanında açmıştır. Yani sanki böyle milli değerlere, dini değerlere böyle olmayacak şeye küfür etmişim de. Hani normal herkesin her filmde izlediğin Recep İvedik'ten tut, Webtürk işteki YouTube videolarına tut, diğer Metin İkiyancılar, diğer yayıncıların hepsinin ettiği küfürün aynısını 1000 wonluk bir item basıyoruz. Onu artı 9'a geçiriyoruz. Onu da yanınca küfür ediyoruz. Geçtiğinde de iyice sinirlenip yani iyice sevinip küfür etmişim. Ya böyle öyle bir abartmışlar ki bazı böyle yazmışlar yorumda dedim Allah Allah. Ben hani bir vatan hainliği falan bir şey mi yaptım? Bu küfür bu kadar mı kötüymüş ya? Lan hepiniz zaten küfür ediyorsunuzdur. Hani bundan bu kadar alınmanın şeyi ya da ben aile yayınları yapan biri miyim? Yani benim şeyimde öyle bir şey mi var? Tipim belli, kılığım belli yani. Ya da 0-12 çocuklara yönelik bir içerik yapan biri miyim? Yazmışım oraya eşek kadar. Yorumu onu da sildim düzenlemek için. Ben bu yayın kesidi. Ben hepsini koymaya çalıştım. Hani görün ne kadar maliyet tuttu, kim ne verdi vesairesinden. Hepsini koydum. Ya böyle salak salak yorum gelmiş. Ben aşırı tilt oldum. Aşırı da sinirlendim. Bu durum böyle. Hani bana kızacağınızı önce ne bok yedikleri belli olan hani kişiler var. Metin 2'den söylüyorum. Diğer kısmı söylemiyorum. Hani Metin 2 içeriğinden dolayı diyorum. Gidin önce bir onlara tepkinizi söyleyin. Gidin onların bir şikayet mi ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Onları bir edin. Bot basanı, bit basanı, o ot basanı onları bir gidin yapın. Tepkinizi koyun. Ondan sonra gelin de benim küfrüme hani laf söyleyin. Ha, ben kendim adıma yine özür diliyorum. Hani sıkıntı yok. Yani benim için sıkıntı yok. Yani özür dilemekten yana bir goncuncak bir şeyim yok. Ben küfür etmeyi sevmeyen biriyim ama artık alışmışız yani. Hani bu ha deyince de bırakılan bir şey değil maalesef ki benim YouTube videolarımın hiçbirinde yoktur. Toplasanız 73 video olacak bununla. Toplasanız 3 ya da 4 kere küfür etmişimdir. O da böyle 3 üst üste 5-6 tane simyaya da hay senin ben falan gibisinden babanın babanın falan diye öyle. Hani etmişimdir ki çoğunda kesmişimdir diye tahmin ediyorum. Biplemişimdir. Varsa da 3-4 tane vardı. Bunu çözdük. Şimdi arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. 54 zehir ezelin piyasası çok kötü. Arkadaş düşürdü. Dedik ki onun sayesinde çarı dizer.
Arkadaş 999 bana da koyduk. Satılmadı. Hani diyeceksiniz ya 999 onluk bir item mi? Arkadaşlar item. Neden? Çünkü 60 ort son. Zodyak silahı tamam okey. Şimdi Zodyak silahı çok üst seviyeye hitap eden bir şey. Dolunay çok düşük seviyeye hitap eden bir şey. Ama 75 level olan bu zehir kılıcı her kesimin, yani ben 120 iken de bu silahı kullanabilirim. Ben bu çarı 75 iken de kullanabilirim. Ya da hani 100 levelken de kullanabilirim. Ya da 105 levelken. Yani Zodyak takabilirim. Çünkü Zodyak zaten 57 ortu herhalde bir 4K 5K won eder diye tahmin ediyorum. Hani CV'de bu satılmıyor. Arkadaş çarı dizemiyor. Ben de mesela ben de kendimden verdim. Maliyet verdim. Benim para da gitti. Hani sadece şu anlık biraz daha farmı yani biraz daha fazla alıyoruz. Bizim için etkisi 1,5-2K. Hani kötü bir şey değil ama bu yüksek seviye olacak adamlara yarayacak bir şey. Böyle simyası biraz daha iyi, hasarı daha yüksek olan adam da daha çok ortalama hasar fazla olduğu için daha çok arttıracak. Hani Ezel'de almak isteyen varsa hani teklif alınır. DC'yi zaten ekledim. Yine bir kontrol edeyim. DC'nin belki süresi geçmiş olabilir. Geçersiz diyebilir. DC'den ulaşabilirsiniz. Zaten DC kanalımdan hani bana ulaşabilirsiniz. Hani onu söylemiş olayım. Başka CV'de hani won karşılığı olarak söylüyorum. Başka CV'de nasıl yaparız onu bilmiyorum. Geçişler kapalı. Hani Ezel'den normalde Anadolu'ya falan geçiş vardı. Bu birleşim gelecekmiş. Ezel'de zaten birleşme yokmuş. Hani bildiğim burada kasılı hapis kaldık gibi bir şey. Bir şey de dönmüyor. Piyasada dönmüyor. Yani durum bundan ibaret. Yani dediğim gibi kendi adıma söylüyorum. Küfürden müfürden dolayı hani rahatsız olduysanız böyle sıkıntı durum yaşadıysanız özür diliyorum ama ben YouTube'da küfür eden biri değilim normalde. O yayın kesidi olduğu için hem biraz uzun tuttum her anını gösterdim hem de böyle bir durum oldu. Lütfen yorum yaparken biraz hani mantıklı biraz yapıcı yani böyle bir insana böyle şey gözle değil de ulan bak bu da böyleymiş ha bunu da böyle diyelim tarzında yorum yaparsanız sevinirim. Arkadaşlar pazar kurmuştuk. Pazar şöyle söyleyeyim günlük görevden gelen premium pazar vardı. Ondan kurduk. Şöyle Yaviler işte 32M'den işte şunları da şöyle göstereyim size piyasayı görün. Ay taşlarını zaten tombaladan çıkanlar piyasası bayağı düşmüş. 1.10'a kadar düşmüş hatta ben bilir 1.9'a koydum ki hani satılırsa satılır satılmazsa işime yarar ileride koyarım bu tombala bittikten sonra. İşte gümüş nori biliyorsunuz zaten oradan biriktirmiştim 40 tane gümüş nori. 10 tane de altın yutları 40 tanesini 12 vana gümüş yutlarının 10 tanesini de 9 vana koymuş olduk. Şöyle göstereyim. Altın okey de 3 vana koydum. 30 tanesi gümüş okeyinde 6 vana koydum. 4 tanesi de 3 vana 75'e geliyor. Şurada ıvır zıvır her çöp var. Şurada da işte mamalar falan. Bunları buraya koydum. Razador yumurtası geçen kestiğimiz Razador'dan çıkmıştı. Daha doğrusu ben ETP görevini yaparken çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten 4 gün 2 gün geçmiş. Aynen. Muhtemelen dün değil. Ondan önceki gün falan kesmiştim. Doğru. Burada da safir var. 2 won 30 m. Efsanevi safir. Antika elmas 1.42. Grena 72 m. Antika ejderha 12'si de 1.9 won diyelim. Şurada zehir kılıcı var. Benim zehir kılıcım bu 37 ort. Şimşek artı 3 ve şimşek 9 değerini veriyor. Ateşin gücü gelmişti şeyden %3 oranında. Bendeki o önceki videodaki bastığım zehir benim değil arkadaşın şeydi. Sürgünde kasarken düşmüştü. Şu anlık ben de o. Onun daha çar falan dizili olmadığı için şu an ben kullanıyorum. Hani işine yaramıyor öyle söyleyeyim. Yan çarlar falan filan farm yaptığı için. Hani işine yaramıyor balık falan tuttuğu için. Ben bunu en azından satıp kendime böyle 40 üstü yani 45 arası hatta olabilirse 45 gibi olup ya element ya da elementini kendim eklettirip o tarz bir şey yapmayı planlıyorum. Şu anlık durum bundan ibaret. Bir de 53 tane burada şey vardı. Zen fasulyesi vardı. Bu şeyi basarken ki ay ışığı sandığı açtığımız için. 4 won kaç hem'di? 4 won herhalde bir 20-25 hem mi? Öyle bir şey koymuştuk. O para oradan geldi. 2 tane de burada cennetin gözyaşı madeni vardı. Arkadaşlar şamanı Razador'un önüne götürdüm. Şöyle 5 tane bende deniz kızı anahtarı vardı. Ucuzdan da böyle deniz kızı sandıkları buldum içeri hem'den. Böyle birlikte bir açalım bakalım ne çıkacak. Protein lokması çıktı. Şeftali çıktı. Şarabı çıktı. Rastgele sandığı lanet de vardı. Çok. Genel olarak baktığımızda çok da bir şey çıkmadı. Herhalde ilkinden ya para ya da tecrübe çıktı.
Şöyle bir tane gümüş nörük paketi yıkıp bir taneydi dedim. Bir tanesini de biz açalım. Herhalde bundan da arkadaşlar geldik şimdi Razador önüne. Şöyle bir iki tur yapıp hem ETP'yi bitirelim. 2 gün birikti çünkü. İlk tur yapacağım. Eğer zorlanırsa bir tane dediğim gibi ya bilezik ya da zırh varsa zırh alabilirim. En azından 15 ateşli. Zaten bize lazım olacak. Hani dursun. Zarar etmeyiz sonuçta yani. Başka şöyle baktığımız zaman şöyle 6. 7. evsunda zehir olan bir şey var mı? Şu anda yok. Zaten benim bu arada buna savaşta 4 saniye buzun gücü geldi. Normalde bu herhalde 7-8 won ederken 7-8 won ederken herhalde bunun fiyatını bayağı bir artırdı diye biliyorum. Tam emin değilim. Şöyle birlikte hemen şamanı da getireyim. Başlatayım. Artıyı verip. Evet şimdi arkadaşlar geldik. Razador'a attı içeri bizi. Hemen şöyle bir şeylerimizi yakalım. Arkadaşlar Razador'u aldık kenara. İnşallah bize atamaz. Galiba 24 ateşimiz falan var. Yanındaki slotlarla can dolduruyoruz ama vurduğunda da sert duruyor. Tek atma. Hop. Aşağı düştü. Bakalım kaç tane düşürdük. 1, 2, 3. Toplayalım ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu zamana kadar ki en yükseğini attı arkadaşlar. Başka bir şey var mı? İşimize yarayacak. Yok. Bakır falan. Şimdi arkadaşlar birlikte şu Razador sandıklarını bir açalım. Yani içinden çıkartmak istediğim tek şey hani ejderha alevi falan değil. Direkt ışınlanma yüzüğü. Umarım çıkar. Bir tane karanlığın sandığı attı. Sarı ejderha yayı çıktı. Bin kılıcı attı. 23 ort. Bunda bir şey yokmuş. Bu da eksi 12. 14 beceri. Bir tane BK attı. Suikast. Cennetin gözü kolye attı. Ya çöp atıyor şu zamana kadar. Başka bir şey var mı? Başka bir şey şu an yok. Standart ateş attı. Inventor falan filan. Şunları bir atalım şöyle. Hadi bir tane en azından ışınlanma yüzüğü ver. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam bir tane ışınlanma yüzüğü verdi. Evet arkadaşlar geldik ikinci şeyimizi yapmaya. Değlemeyi verdik galiba. Tekeme. Hadi. Bir tane daha bastık. Hadi patla patla hop kestik. Defolun bakayım biraz zorladı bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sandık attı. Güzel attı. Buna bir tane atmış geri kalanın hepsini zaten şey atmış. Şamanı atmış. Arkadaşlar dışarıya attı. Şimdi açalım. Umarım en azından bir tane Işınlama yüzüğü alsak başka hiçbir şey istemiyorum. Muhtemelen de atmayacak gibi. Ne bileyim öyle bir hissiyat verdi. Cennet bilezik gördüm. Hadi at artık. Arkada var mı? Bir şey yok. Bunların ortalamalarına vesairesine bakalım. Yok. Şimdi arkadaşlar birazcık madencilik yapalım dedik. Geldik tapınağa. Günlük görevlerde istediği için hem onun için çok da ihtiyaç olursa bazen de atmak için oradan bayağı bir para geliyor çünkü. Böyle bir 17.40 bir saat falan böyle yapabildiğim kadar yapacağım. En azından bir 4-5 tane maden kazsak bize yeter. Bakalım bir saat sonunda 5 çardan ne kadar bir hasılat elde edeceğiz. Arkadaşlar 5 tane çardan madencilik yaptık. Hasılat bu. Görüyorsunuz şöyle. Bu arada hemen bilgilerini vereyim. Bu çar ve Naughty Wolf'un lider şey madencilikler P. Şu ikisinin de G1 ile G2 olması lazım ve hiçbirinin oltası artı 1 değil. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar şimdi geldik Ayşe etkinliğine. Başlayalı bir 40 dakika oldu. Biraz 40 dakika geciktim. Şu şeyde kasacağım. Size de göstereyim. Belki merak eden olur. Şöyle yapalım. İlk bir odayı size bir deneyelim. Muhtemelen yatacaktır. Şöyle. Böyle şebnem falan aldım. Bakalım düşecek mi? Birlikte görelim. Yani hedefim bir en azından 4 tane düşse yeter ama başladı mı başlamadı mı anlamadım. Daha göremedik ay ışığını. Bir tane düştüğünü görsem diyeceğim. Aynen bir tane düştü. Bir tane düştü. Neyse bakalım arkadaşlar yani kusamadı düştü. Bunu da şöyle arkaya koyalım. Bakalım bu işin sonunda kaç tane kasmış olacağız.
Çel Aydutları falan bakayım, belki başka odaya da geçebilirim ha. Ben oldu. Bir yandan da yayına geçeceğim. Bakalım 3 saat 20 dakikanın sonunda kaç tane kasacağız? En azından 200 tane kassak kar, yani 4000'e yakın para eder diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi ay ışıklarını kastık. Şöyle kastığım şeyi de göstereyim. 215 tane ancak kasabildim. 10 tane de Yençer'den ETP yaparken kastım. Çok kasamadım. Hem biraz drop düşük gibi geldi. Daha önce ben o odalarda kastığımda yalan olmasın ya 400 küsür ya da 600 küsür kasmıştım. Ama bunda yani 2 saat kastım. Baktım çok gelmiyor. Dedim ki bir 200'lük olsun. Pelerin de işte 148 taneydi, dedim bir 8 tane daha fazla şey yapalım, pelerin atalım. O arada da 15 tane düşmüş oldu. Arkadaşlar şimdi geldik artı basma kısmına. Ben bunları biliyorsunuz artı 7'yi düşürüyorum, artı 8'e depoluyorum. Böyle burada bunlar var. Önce zırhları basacağız, sonra silahları basarız. Ya 34 level'lik zırhlar var, 60'lık kasklar vesaire, işte cennet bilezikleri vesaire var. Bakalım şöyle şeyimizi de açalım. Şuradan şöyle duyalım. Biraz sesi azaltayım. Çünkü muhtemelen şeye yansıyabilir. Şöyle yaptığımızda şöyle ilkini atalım. Bir de sıfır dedi. Bu arada şansına da baktım. Biraz şanslı diyor. Şunu da şöyle alalım. 2'de 1 güzel. 3'te 2 o da güzel. 3'te 2. 4'te 2. Biraz daha sesini azaltalım. Size tık diye gelse zaten her türlü geliyordur. 5'te 2 oldu. 6'da 3 oldu. Şöyle gösterelim. 7'de 3. 8'de 4. Yarı yarıya gidiyoruz. 9'da 4. 10'da 5. Yarı yarıya. Biraz şanslı. Bak onu söyleyeyim. 11'de 6. 12'de 6. 13'te 6. 14'te 6, 15'te 6, 16'da 6, 17'de 6, 18'de 6, sonradan patladı. 18'de, 19'da 7, şöyle 20'de 7, 20'de 7, 21'de 7, 22'de 7, 23'te 7, 24'te 7. Sonradan biraz kötü gitti. Şunun da hemen artısı şeyini vereyim. Şöyle şunu da birlikte bastık. Bu da yandı. Korku maskelerini 60'lık kaskları daha doğrusu artı 8'e basmaya, sonra diğer şeylerle birlikte bunlar 8. Bir de bir tane siyah yuvarlak kalkanımız var. O da artı 8. Onlarla birlikte bakalım buradan kaç tane artı 8'e geçecek. Diğerinde 9'a basacağız. Şöyle bir de 0 dedik. Şöyle 2'de 0 dedik. 3'te 0 dedik. 4'te 0 dedik. 5'te 0. 6'da 0. 7'de 0. 8'de 0. 9'da 0. 10'da 1. Allah razı olsun. Allah razı olsun. 11'de 0. 12'de 1. 13'te 1. 14'te 2, aynen 10, 14, 14'te 2, 15'te 2, 16'da 2, 17'de 2, 18'de 2. Arkadaşlar geldik şimdi 34'lük zırhların basımına. Şöyle attık, bir de 0. Allah Allah, bir de biraz şanslı dedik. Yaşlı kadına baktık. 3'te 1 oldu. 4'te 1 oldu. 5'te 1 oldu. 6'da 2, 7'de 2, 8'de 2, 9'da 2, 10'da 3, 11'de 3, 12'de 4, 13'te 4, 15'te 5 oldu. Aynen. Şöyle yapalım. 15'te 5, 16'da 5, 17'de 5, 18'de 5, 19'da 6. Allah razı olsun.
20'de 6, 21'de 6, 22'de 6, 23'te 6, 24. Parayı aktardım geldim. 24'te 7 oldu. 25'te 8 oldu. 25 tane 8 tane. Bunu yakacak. Bunu yakacak. Bunu da yakacak. Yani koskoca o kadar itemden şu kaldı. Şimdi arkadaşlar geldik silah basımına. Böyle görüyorsunuz bunların hepsi 65-75 level olanların hepsi artı 8. Şunlar 30 level'lik olanlar da artı 0 da var, artı 2 de var, artı 5 de var. Bunların arasında bir tanesi yani 35 or. Ben bunların hepsini artı 6'ya atacağım. Düşükten başlayalım. Yaktıkça bu 35 orkluyu geçirmeye çalışıyorum. Allah Allah, hepsi geçiyor. Bir daha yakarsa bu da yandı. Maalesef 35 ort GG oldu. Şöyle bir de bunu attık. Geçti. Attık. Geçti. Attık. Yandı. Attık. Yandı. Attık. Geçti. Yandı. Dedik. Bu da o bir tane geçti. Keşke o 35 ort geçeydi iyiydi. Şimdi geldik zehir kılıçlarına, 65'lik ve 75'lik silahlara. Attık, yandı. Hop, yandı. Hop, bu da yandı. Hop, yandı. Hop, yandı. Yandı. Oh, ne güzel yapıyorsun. Bu da yandı. Bu da yandı. Olur, hepsini yak. Hepsini yaktı. Elde var bir tane 9 kırmızı demir pala. Şimdi şöyle attık. 1'de 0 dedi. 2'de 0 dedi. Ne olur ben en azından bir tane geçir ya. 4'te 0. 5'te 0. 6'da 1. En azından bir tane geçti. Bu ikisi ne olacak? Bu zaten hep yanıyor. 9'a basacağız. 1'de 0. 2'de 0. İyi, 3'te 1. 4'te 1. Geldik buna. Güzel, yine geçti. Bunları 7'ye basacağız arkadaşlar. Ben bunları 9'a basmam. Çünkü 9'a 8'e daha doğrusu şey istiyor. Kırmızı kurdele. Kırmızı kurdelenin zaten tanesi 10'em. Bunları 8'e bassan 9'a geçse desem falan filan hani kurtarmaz. Basma itemler çünkü pahalıya geliyor. Ben bunları ne yapıyorum? 7M'den, 8M'den, en düşük 5M. Ortalama da 10M'den falan atıyorum. Öyle ya da böyle gidiyor. Böyle bunu da attık. Tamamdır. Yani son hasılat şu anlık bu görünüyor. Başka ekstra bir şey var mı? Şöyle. Arkadaşlar hepsinden karımız bu oldu. Onu göstereyim dedim. Arada kaydı ekranı bunu almayı unutmuşum. Bunların süresini tamamladım. Hepsinin şöyle söyleyeyim işlenmemişti. Hepsinin yani şuralara kadar falan doluydu. Onları söylemiş olayım. Bunların hepsini bastık sadece bir seferi kaldı. Hani günlük görev için. Hepsini endere de attık. Şöyle yontumluktaki durumda bu. Hepsini attık endere. Geldik elması. Elmastan muhtemelen ya bir ya iki deneme hakkımız olacak. Yakutu bayağı geçirdik yaparak. Safir'le verene yem ederek. Yeşimden durum bu. Safir durum bu. Grena durum bu. Onyx durum bu. Hepsinin antikası vesairesi yok bu arada. Şimdi hemen geldik şöyle. İki tane şeyi attık. Yandı. Bir tane yakut attık. Geçti. Bir tane grena attık. Geçti. Bir daha attık. Geçti. Bir daha attık. Yandı. Bir daha attık. Yandı. Bir tane daha attık. Geçti. Geldik safire. Attık. Yandı. Attık. Yandı. Ay seni. İkisinden de deneme hakkımız kalmadı. Bir tane bundan attık. Bir tane yeşim attık. Yandı. Bir daha attık. Geçti. Bir de bunu attık. Yandı. Bir daha attık. Geçti. Deneme hakkımız 10x kaldı. Bir tane attık geçti.
Bir tane attık, yandı. Bir tane attık, o da yandı. Arkadaşlar, geldik videonun son kısmına. Görüyorsunuz pazarın durumunu. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Benim 25 tane geçit biletim vardı. Hem buna hem de kritikçi şamana aldım. Bununla kalanını gittim premium pazar açtım. Bir de 6 saatlik tombaladan mı bir yerden gelmişti. Toplamda bu kadar oldu. Bir günlük çıktı. Bir de 60 saat, 6 saat oradan vardı. Bu böyle oldu. Kritikçi şamandaki kalan app'le 100 app, 100 app buna, 100 app ve buna almıştım. App kuponu yani. Onunla tombala oynadım. Şans simgesi. Ondan bir şey çıkmadı maalesef. Bunda da 2 değil 3 kere yaptım. Bir kere 8 tane sattıydım. Bir de burada 18 tane var. Aynen 15-18 tane var. Bunları satacağız. 6M 100K o civarlardan falan gidiyor. Bazen geçen 5.5'a düşmüştü. Şu anlık baktım 6M 100K civarı. Bu fiyattan koyduk. Arkadaşlar buradaki simyaları zaten bunda basılan kısmını gösterdim. Benim kritikli şamanın yançarların hepsi 50. Onları oradan yapıyorum. Şu abonozlar falan zaten ondan gelme. Ejderha taş geliştir haricinde hepsini yapıyorum. Abonoz vesaire kastım için bu şeyler, cevherler, ıvırlar, zıvırlar hep oradan geliyor. Hızcı şamanımın yançarlarda 50 level. Native Wolf'un yani zihinsel olan çarında yançarlar 50 level. Ben günlük görevlerini her gün biriktiriyorum. Az önce hepsinden ortalama bir 40 tane mi falan mı ne açtım. 40, belki 40'ı da geçiyor olabilir. O civarlarda falan da hepsinden 40'ar tane açtım. Bu simyalar buradan geldi. Ortalama burası 40'la 46 volt'luk bir değeri var. Yani şu anki hesapladığımda 44,7 gibi bir şeydi. 45 volt gibi bir şeydi ama ortalama 40'la 45-46 volt arası bir şey. Belki piyasa düşer ya da belki de yükselir bilemeyiz. Fiyatlarını söyleyeyim. Elmaslar 1 won 53M. Yakut 3 won 10M. Yeşim 1 won 5.5M. Grenem 73M. Safir 75M. Onyx de 1 won 8M. Ortalama. Şu gece cedileri de bu tombaladan çıkan şeyler bunlar. Üst seviye itemlerde geliyordu herhalde. Zen fasulyesi ıvır zıvır işte bir de bunları falan koydum. Ekstra bir şey yok. Şurada 40 tane yutnorim var. 12 tane gümüş yutnori, 10 tane de altın yutnori piyasasına baktım. Ortalama bu değerdeydi. Olduğu gibi koydum. Burada da V100'i falan kasarken ederken çıkanlar. Benim kendi zehrimi de koydum şöyle. Saldırı değeri 15 geldi bu arada. Yani normalde bunun değeri şimşekte 9 geldiği için normalde 37 voltları 36 voltları düşük. Yani 8 volt civarı. Yanına böyle şeyle meyle 12-13 volt falan oluyor. Benim ateşin gücü de geldi. Bir de saldırı 15 geldi. Yani 15 vona kadar düşebilirim. Hani 15 ya da 14 vonun aşağısı da artık kurtarmaz gibi bir şey. Biraz beklerim. Duruma göre düşürürüm. Yani buradan hepsi satılsa, şu anki haliyle hepsi satılsa 120 won gibi bir şey mi? Yok. 100 won gibi bir şey oluyor. Bu videoluk da arkadaşlar bu kadar olsun. Dediğim gibi hani önceki video için kusura bakmayın. Hani küfür mevzusundan dolayı sıkıntıya girmiş olan varsa hani o canlı yayının kaydı sizde görün diye attım. Hani size aklınıza bir fikir oluşsun diye attım. Hani artık niyetim ya da bir saçma bir amacım, hani trolleyim tarzı bir amacım yoktu. Onu belirtmiş olayım. Fazla uzatmaya da gerek yok. Yeterince uzattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.